Üç kişiden ikisi ödememiş. İşte teyite ödeyenlerin muhtaç dediğim hepsi sandım. De mecbur kaldıkları aynen. için evet. ödemiş. Tuhaflık var orada. Zaten mesela... Yani o bence istatistiklerle oynuyor Gelir İdaresi Başkanlığı. Hangisini kastettiğini yani mesela evet Ocak ve Temmuz'un normal birinci taksitlerini ben de ödedim. Yani evet. ama ekstradan saldıkları vergi konusunda rakamın gerçek rakamın ne olmadığını biliyoruz. Sadece bak sadece ekstra vergiden hedeflenen miktar 35 milyar. Yani bunu kendileri açıkladılar. 35-36 milyar hedefleniyor. Dolayısıyla da yani rakam ortada. İkincisi de yani bu şu kadar insan sen boğazına çökersen, devletteki işini yaptırmazsan, arabanın muayenesini yaptırmazsan, arabayı sattırmazsan adam ödemek zorunda kalır zaten. Anayasa Mahkemesi'nin dikkate alacağı şey bu değil ki. Anayasa Mahkemesi bunun bir yani Türkiye'de anayasaya uygun olup olmadığını değerlendirmek durumundadır. Yani vergi kanunları ortada, anayasa ortada. Bu yani ödenmiş vergiyi tekrar almak için böyle çok işte deprem oldu, bilmem ne oldu falan yani evet deprem oldu da sen de 750 milyar lirayı götürdün kur korumalı mevduata para yatıranlara verdin. Şimdi gelmişsin 35 milyar lira lafı mı olur o 750 milyarın yanında? Ya küsuratından bile az yani. Anayasa Mahkemesi de biraz adil olsun yani. Bak kendilerinin de otomobili vardır ya. Ve Anayasa Mahkemesi'nde bu kararı verecek olanlar vatandaş olarak kendilerini düşünsünler. Anayasal haklarını düşünsünler. Yasaların onları korumak için koyduğu hükümleri düşünsünler. Burası şey mi deli dumrul mu yani sen vergi ödedim kardeşim diyorum bir daha ödeyeceksin. Ya öyle hukuk devleti mi olur? Ödedim ben ya ödedim. Niye bir daha ödeyeyim yani? Deprem oldu. Hiç kusura bakma. Nebati ödesin. Kur korumalı mevduata 750 milyar lira bu ülkenin bütçesinden para aktarıyorsa. Aa, doğru söylüyor. Gitsin Nebati ödesin. Tayyip Erdoğan ödesin. Şahap Kavcıoğlu ödesin. Hiç kusura bakmayın ya. Deli dumrul musunuz siz? Devlet deli dumrul gibi davranmaz. Devletin kuralları vardır. Devletin anayasası vardır. Sürekli yolda kural değişir. Ben bunu nefesim yettiğince söyleyeceğim. Ödedim kardeşim. Ben motorlu taşıtlar vergisini Ocak'ta ve Temmuz'da ödedim. Ha şunu diyeyim bana. Deniz Bey deyin git. Motorlu taşıtlar vergisini bir motorlu taşıtlar daha vergisi daha depremzedelerin hesabına yatır. Yemin ediyorum yatırırım bir saniye bile tereddüt etmem. Yeter ki depremzedelere gittiğini bileyim. Öyle yapalım madem. Bunlar gitmiyor. Bu paralar depremzedeye falan gitmiyor. Bu paralar bu beyefendilerin işte faiz sebeptir, enflasyon sonuçtur falan gibi teorilerle ürettikleri heterodoks yeni ekonomi modelinin açıklarını kapatmaya gidiyor. Yani evet. Şu anda bizi dinleyen varsa Anayasa Mahkemesi üyelerinden lütfen bunu iyi bilsin. Bu paralar depreme falan gitmiyor. Depremzedeler hale bak bana yazmış bir okuyucumuz Denizli'den. Evim memleketime dönmek istiyorum. Antakya'ya dönmek istiyorum. Bir konteyner dahi bulamadım. Burada da kira ödeyemiyorum. Devlet kira yardımını kesti. Perişanız diyor. Bana da yazmışlar plakam 06 diye depremzedeyi motor taşıtlar vergisi alıyorlar benden diyor. O deprem felaketini yaşayan ilk ya plakası olmalı. Başka şeyleri de var. Ebru bak adam yazmışlar. Yani adam Haziran'da araç almış. Yani Ocak ayında o araç ona ait değil. Ama yani Ağustos'ta alınan taksit ocağın karşılığı. Kasım'da alınan da Temmuz'un karşılığı. Ya adam diyor ki Ocak'ta bu araba benim değildi ki. Ben ikinci taksiti döneminde aldım arabayı. Niye benden tamamının iki katını alıyor? Yani Ocak ayının taksitini benden ikinci kez alamazsınız ki. Gidin eski sahibinden alın diyor mesela. Nasıl çözecek bu sorunu? Artı şöyle şeyler konuşuluyor. Doğruysa eğer durum gerçekten vahim. Yani siz mesela bir arabanın vergisi diyelim 2000 lira.
siz bir tane daha ödediniz 4 bin lira. Bir dahaki yıl 4 bin lira üzerinden zam yapılırsa bu milletin anası ağlar yani. Bunların hiçbirini bilmiyoruz. Çünkü öngörülebilir bir hukuk devletinde yaşamıyoruz. Yani bir hukuk devletinde ben bir vatandaş olarak bütçemi hesaplarken şöyle düşünürüm. Ha arabam var. Bu sene onun işte Ocak ayında ve Temmuz ayında motorlu taşıtlar vergisi var. İşte bilmem Eylül ayında kaskosu var, trafik sigortası var. Onları hesaplarım, giderlerimi ona göre hesaplarım. Ama sen sonra çıkacaksın, diyeceksin ki ya kusura bakma sana yeni bir vergi daha saldım. Yani böyle öngörülebilirlik, böyle şeffaflık, böyle hukuk devleti olur mu? Ben bütçemi öyle ayarlamamıştım. Tabii benim bütçem açık vardı mesela. Patron bana ekstradan yani sen motorlu taşıtlar vergisini bir daha ödeyeceksin. Onun için ben de senin maaşına bir maaşına şu kadar bir maaşına şu kadar ek yapacağım demiyor. Benim bütçem değişmiyor. Bütçem aynı. Ve giderlerime göre de bir plan yapmışım. Şimdi siz durduk yerde bunu nasıl salabilirsiniz o vergiyi? Peki. Ben bu ülkede nasıl plan yapacağım? Nasıl kendi geleceğimi, kendi bütçemi planlayacağım? Şimdi Şeref Hocam ya, doğru sorular aslında. Medeni ülkelerde vergi en önemli şeydir. Amerika'da gidin, vatandaş ödediği verginin peşine düşüyor. Böyle haksız hukuksuz yerlere harcanmışsa hesabını soruyor. Yani bizim işte ödüyoruz vergileri sonra binaların önünde bir sürü siyah Alman arabası görüyorsun. Beyefendilere makam aracına dönüşmüş. Oradan niye tasarruf yapmıyorsun? Onlar ÖTV ödemiyor. Onlar ekstradan bilmem motorlu taşıt vergisi ödemiyor. Devletin çünkü onlar. Yani böyle savunmalar yapıyorlar. Ya bana ne ben bu ülkenin eşit bir yurttaşıyım. Ben bu ülkenin haklarını anayasa ve yasaların koruduğu bir yurttaşıyım. Bana haksızlık edemezsiniz. Yani önüme bu tür şeyleri zoraki koyamazsınız. Peki Şeref Hocam.